Evet arkadaşlar merhaba. Şampiyon bir testiyle beraberiz. Hadi bakalım zorlu testlerimizi, sorularımızı çözelim. Şimdi soru şöyle. Doymamış şekerli suya biraz daha su ekliyoruz. O zaman biz bunu daha da seyreltmiş olduk. Çözeltinin o zaman hangileri doğrudur demiş. Kütlece yüzde derişimi azalır. Derişim azaldığı için donmaya başlama sıcaklığının artması lazım. Derişim azaldığı için de iletkenlik de azalacaktır. Şekerli su mu demiş. Şekerli su iletkenlik yoktur ki zaten. Bu zaten yanlış. O yüzden doğru cevap 1 ve 2'dir. Tuzlu su deseydi doğruydu ama. İkinci sorumuza bakalım. İki tarafta su var. Aynı sıcaklıklarda. Birine alkol, birine de şeker atıyoruz. Buna göre bu işlem sonucunda meydana gelen değişimler ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi birinciye alkol eklersek, alkol eklediğimizde kaynama noktası düşer arkadaşlar. Şeker eklenince artar. O yüzden bir hatalı. Alkol eklediğimizde donma noktasını azaltmış, şeker eklediğimizde de azaltmış oluruz. İşte kışın uçakların alkolik kalması nedeni de bu. Alkol eklediğimizde alkolün yoğunluğu daha düşük olduğundan yoğunluk azalır. Ama şeker katı olduğu için sudan daha yoğundur ve yoğunluk burada şekerli suyun artmış olacaktır. Buna göre cevap D seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Eşit kütlede X ve Y sıvılarından oluşan ayrımsal damıtma işlemi. İki tane sıvı var. Şöyle iki tane sıvı. X ve Y kütleleri eşit. Ayrımsal damıtma işlemi uygulanıyor. Uygulama sırasında ısıtma kabında X sıvısının kütlece yüzdesi artıyor. Demek ki diğer tarafa Y daha çok kaçtı. Demek ki burada Y daha uçucu olan, kaynama noktası daha düşük olan sıvıdır diyebilirim. Buna göre tancıklar arası çekim kuvveti X'in daha fazladır. Kaynama noktası da daha fazladır ama uçucu olan Y'dir. O yüzden doğru cevap D'dir. Dördüncü soru. 1,2 mol kalsiyum bromür kaç gram yapar? 200 ile çarparsak bunu 12 çarpı 20, 240. 240 gram elimizde böyle bir katı var. 2 litre çözelti hazırlamışız. Öz kütlesi de 1,2 gram bölü litre olmuş. Buna göre çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Çözeltimizin öz kütlesini ve hacmini kullanarak kütlesini bulalım. Öz kütlesi 1,2 gram bölü mililitre. Kütleyi bilmiyoruz. Hacme de 2000 mililitre yazalım. Çünkü mililitrelerin gitmesi gerekiyor. Bu çözeltimiz bizim 2400 gramdır o zaman. Öyle yapıyor değil mi? 2400 gram. 2400'de 240 gram çözünen var. O zaman çözeltimiz kütlece %10'luktur. Beşinci sorumuz. Ayırma unisine XYZ sıvılığı konumunda böyle bir şey oluşuyor. Buna göre yoğunlukları hangisindeki gibi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar Y ve Z'nin yoğunluğunu karşılaştırmak tam doğru değil. Yani X de büyük olabilir ama X'in yoğunluğu bunlardan daha büyük demek olmaz. Çünkü X burada çözünmeyen madde. Şimdi Y X'ten yüksek olabilir. Z de X'ten yüksek olabilir. Bunu bilemem. Bunlar mümkün. Y, X'ten Y, Z, yani bunları karşılaştırmak doğru değil ama X'in yoğunluğu bunlardan daha fazladır. Y de Z ile ve Y'yi karşılaştıramam ama X arada kaynayıp gidemez. Yani daha yüksek olmaz. Cevap B'dir. Altıncı sorumuz. X gram şekerli su çözeltisine 200 gram şeker eklediğimizde şeker kütlece yüzde derişim grafiği böyle oluyormuş. Ben buradan şunu anlıyorum. 150 gram şeker çözebiliyor. Demek ki benim elimdeki şekerli su %30'luktu. X gramdı. Üzerine 200 gram şeker ekledim ama ancak 150 gram çözündü ve %50'lik oldu. Buna göre çözeltinin yüzde kaçlıktı? Başlangıçta kaç gramdı? Şöyle yapalım. Pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi ne yapalım? Karıştırılan çözelti kütlesi yüzdesi artı şekerin kütlesi yüzdesi eşittir. Son karışımın yüzdesi çarpı onun kütlesi desek. Çözeltimizin kütlesi x gram %30'luk. Başlangıçta öyleymiş bakın. Şeker biz 150 gram çözüyoruz. Ve %100'lüktür bizim şekerimiz. Eşittir. Son karışım %50'lik oluyormuş. Ve karışımda 150 gram çözebiliyor. Elimizdeki başlangıçta x gramdı. Onun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. O yüzden 150 artı x gramda buradan yaptım. Buradan
30x artı, şöyle hatta sıfırlardan birini atalım, pratik işlem yapalım diye. 30x demeyelim şuraya o zaman. 3x artı 1500 eşittir. 155'i çarparsak 750 yapar. Artı 5x. X'i oraya atarsak 2x eşittir 750'den. X eşittir 375 mi yapıyor? Cevap A mı oldu o zaman? Evet. Cevap A oldu. Bir anda korktum. Eyvah dedim, işlemi yapamayacağız herhalde. 7. soru. Kütlece %20'lik 400 gram şekerli suya şunlar ekleniyor. Ayrı ayrı elde edilen yüzde değişimleri karşılaştır diyor. Şimdi %20'lik 400 gramda ne vardır? %20, 400'ün %20, 80 gram elimizde şeker var şu anda. 320 gram da su var elimizde. 100 gram su katarsak toplam karışım 500 olur. 500 de 80'lik, yüzde kaçlık olacaktır? 80'in 5'te 1'i %16'lıktır. Bu %16'ymış. 100 gram şeker katsaydık 500 gram yine karışım olacaktı ama 180 gram çözünen var. Yüzde kaçlık olur? 180'i 5'e bölersek 36 mı yapıyor? Evet, bu da 36'lık yapıyor arkadaşlar. Matematik hata yapmadıysak. %60'lık 600 gram bir şey katarsak 600'ün %60'ı şöyle yapalım. 600'ün %60'ı %60'sa 600'de ne kadar çözünen var? Kafa durduğu için şöyle 6 kere 360. 360 gram şu anda elimizde bizim şeker var. Eskiden de 80 gram vardı. Etti 440 gram. Toplam 1000 gram karışım. 1000 gram da 440. Bu da %44 yapar. Demek ki en, ne diyor? Küçükten büyüğe, bir en küçük, sonra 2, sonra da 3 olacaktır. Buna göre 1, 2, 3 cevap bol oldu. Şu anda gençler saat 22.40. Bu saatte kaçıncı testi çözüyorum? Bazen affola arkadaşlar. Oda koşullarında bulunan iki farklı tuz çözeltisi aşağıda verilmiş. Çözeltinin ne yapılırsa kaynamaya başlama sıcaklığı eşitlenebilir. Derişimleri eşitlemek sorusu arkadaşlar bu. Derişimleri nasıl eşitlersiniz sorusu aslında. 300'ün %25'i nedir? 75. Yani senin elinde 75 gram şu anda tuz var. Çözeltin 300 gram. 400'ün %20'si, %20 ise 400'de 80 gram da burada tuz var. Şimdi sen birinciye 75 gram su eklersen burası 375 gram karışım, 75 gram tuz. Yüzde kaçlık olur? %20'lik olursa bu olur. Hemen bakalım. 7500 bölü 375 diyelim. 7500 bölü 375 %20'lik oluyor. Demek ki bu işe yarar. 2'ye bakıyorum. 45 gram tuz eklesek ikinciye, 45 gram tuz eklesek 125 gram tuz olur toplamda. Çözeltimde 445 gram olur. 445'te 25 yüzde kaçlıktır? %25'lik yapmayacak büyük ihtimalle ama. Yine ne yapalım? 125 yüzde çarptık bölü 445 dersek bu %28'lik bir şey yapıyor. Bu olmaz. Çözeltinin yarısını dökmek, üçte birini dökmek hiçbir işe yaramaz. Zaten derişimi değiştirmediği için cevap direkt A'dır. 9. sorumuza bakalım. Tuzlu suyun suda çözünmesi ile ilgili hangileri doğrudur? İyonları ayrılır. O yüzden elektrik akımını iletir. Çözeltide iyon dipol etkileşimi oluşur. Artı yüklü sodyum iyonu suyun hidrojen atomu tarafından sarılır diyor. Suda arkadaşlar, suda oksijen tarafı eksi, hidrojen tarafı artı olduğu için sodyum artı suyun oksijen tarafından değil, hidrojenin tarafından değil, oksijen tarafından sarılır. Klor eksi de suyun hidrojenin tarafından sarılır. Bu cevap C olmalıdır arkadaşlar. 10. soru. Şeker ve su ile elde edilen kütlece %x ve %y'lik çözeltiler için sırasıyla 3 bölü 2 oranında karıştırılırsa %14'lük, 1 bölü 4 oranında karıştırılırsa da %18'lik olmaktadır. Buna göre x artı y'nin toplamı nedir diye soruyor. Şimdi 3 bölü 2 oranında karıştırılırsa, yani biz bundan atıyorum 3 gram alsak, bundan da 2 gram alsak %14'lük oluyormuş. Şöyle yapalım.
Kütlece yüzdesi x'ten 3 gram, kütlece yüzdesi y'den 2 gram alırsak karışım x artı şöyle karışım 5 gram ve %14'lük. O zaman ne yapıyorum? Son karışımın kütlesi çarpı yüzdesi. 1 bölü 4 oranında karıştırırsak, yani şundan 1 gram, bundan da 4 gram alsaydık. Kütlece yüzde x olandan 1 gram, kütlece y olandan 4 gram karıştırdığımızda toplam karışım yine 5 gram oluyor. Fakat bu sefer %18'lik oluyor. Yani 3x artı 2y eşittir 70 yaptı. X artı 4y eşittir 90 yaptı. Nasıl kurtulalım buradan? X artı y'nin toplamını soruyor bize. X'i ve y'yi ayrı ayrı bulalım. Şimdi eksi 3 yapsak, 3 ile genişletelim şurayı, eksi 3 ile x'ler gitti. O zaman eksi 12y artı 2y, eksi 12 artı 2, eksi 10y eşittir. Eksi 270 yapar, 70 çıkarırsak eksi 200 yaptı. Y'yi buradan 20 bulduk. Y 20 yaptı. Y 20 ise 40 yapar. 30, x de 10 yaptı. 30, 40, evet. X 10, y 20 toplamda 30 yapmış oldu. 11. sorumuz. Suda uçucu olmayan madde çözünme sırasında veya üzerine basınç uygulandığında donmaya başlama sıcaklığı düşme gerçekleşiyor. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi bu durum ile açıklanamaz? Şimdi buz kaplı zeminlere tuz döktüğümüzde tuzun burada suyun donma noktasını alçaltması olayı vardır. Uçakların kışın antifrizli suyla, alkollü suyla yıkanmasının nedeni budur. Kar yağarken havanın ısınması, burada kar yağarken gaz halinden katı hale geçerken dışarı ısı verir. Egzotermik bir olaydır. Bununla alakası yoktur yani. Göllerin denizlere göre daha erken donması, denizlerin daha tuzlu olmasıdır. O yüzden bunun donma noktası daha düşüktür. Göller o yüzden daha kolay donar. Karın daha erken erimesi, bu da yollarda tuz atılmasının nedeniyle açıklanabilir. Evet, bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.